Merhaba arkadaşlar. En son işaret zamirlerinin çekimli hallerinde kalmıştık. Belirtme ve yönelme haliyle devam ediyoruz bunlara. Gene bir tablo halinde anlatmak istedim. Tekil ve çoğul olarak ayırdım. Gene işaret zamirlerimiz ye ve vo. Bunların belirtme kısmı şurası, belirtme halleri. Yönelme hali de burası. Üçüncü olarak ise işaret zamirlerinde bulunma hali var. Gene tablo halinde verdim. Tekil, çoğul. Evet arkadaşlar, işaret zamirlerinin çekimli hallerinin devam ediyorduk. Son 3 maddemiz falan kaldı. Şimdi işaret zamirinin X hali dedim. Çünkü bunun Türkçe halini hatırlayamadım. Bilenler yorumlara yazarsa sevinirim. Gene tekil çoğul tablo olarak ayırdım. İşaret zamirlerimiz neydi? Y ve vo. İşte bunların X hali dediğim şey, yani bununla diyebilmek için Y işaret zamirinde isse kullanıyorum veya iskesat. Vo'da ise usse veya uskesat kullanıyorum. Onunla diyebilmek için mesela uskesat. Çoğullara geldiğim zaman, yani onlarla veya bunlarla diyebilmek için yehde inse ya da inkesat, vo'da unse veya unkesat kullanıyorum. Peki işaret zamirinin ayrılma hali nasıl dersek, gene tablo halinde verdim. Ayrılma hali, den hali zaten. Bundan, ondan, bunlardan, onlardan demek için. İsse, usse, inse, unse. Ki gördüğümüz üzere yukarıda da isse, usse dedik. Aynısı, yani bunu cümlenin içerisinde anlayacağız. Veya hani isseden ziyade biz konuşuyorsak iskesat kullanırız. Bu şekilde ayırt edebiliriz. En son maddemizde işaret zamirlerinin direktif hali dedik. Gene tekil çoğul, yehde istak, vohta ustak kullanıyoruz. Yani ona kadar diyebilmemiz için veya buna kadar diyebilmemiz için istak. Çoğul hallerinde ise intak, umtak kullanıyoruz. İşaret zamirlerimizin çekimli halleri bu kadar. Örnekleri de diğer bir videomuzda örnekleri verip diğer bir zamirimiz olan şahıs zamirlerine geçeceğiz. Dediğim gibi resimli hallerini Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Oradan rahatlıkla yazabilirsiniz veya videoyu durdurup yazabilirsiniz. Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.